Ankara yöneticilerinden Merdan Kale Beyefendi ile beraberiz. Bugünkü kongre sürecini ve Ankara Su Tarihi konusunu değerlendireceğiz. Merdan Bey, öncelikle bugün kongre olacak. Önce bununla ilgili ne diyeceksiniz? Öncelikle Ankara Gücü Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız, hayırlı bir şekilde, güzel, en demokratik organda seçimimizi yaparız. Kazanır, inşallah da kazanacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Tabii dün itibariyle Ankara Su Tarihi açıldı ve çok önemli bir ilgi Ankara taraftarları yaptı. Bu konuda yine ne diyeceksiniz? Sizin önemli payınız olduğunu biliyoruz. Bu konuda ilgili yönetici olduğunuzu biliyoruz. Ne diyeceksiniz? Allah razı olsun, sağ olun. Evet, önce başkanımız Mehmet Yiğner ve bizim de biraz nacizane biraz payımız oldu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ürünlerimiz güzel. Bu sene Nike'la anlaştık. Maltepe, Demirtepe'de yaklaşık 170 metrekarelik içi alan olan büyük bir store mağazası yaptık. Şu anda 39 kalem, yani 39 çeşit ürün mevcut store'umuzda. Dün de çok güzel bir, sağ olsun, buradan da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan ayrı ayrı Ankara Gücü Camiası'na. Bizi orada onurlandırdılar, yalnız bırakmadılar. İlk gün olmasına rağmen çok korkunç bir şekilde bir alışveriş yaptılar. Herkes formasını güzel güzel aldı. Güzel bir alışveriş ortamı oldu. Memnunuz yani. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii daha önceki eleştirilerden story konusunda bir yerin altında olması bu problemi vardı. Artık yerin üstünde, merkezi yerde. Bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. Buradaki en önemli konu şu. Bu store tamamıyla Ankara Gücü Spor Kulübü'ne ait. Bu store'dan alınacak her bir kalem, bir çakmak dahi geliri Ankara Gücü, yani formayı falan zaten söylemiyorum, diğer ürünleri. Yani en ufacık bir malın geliri Ankara Gücü Spor Kulübü'ne kalıyor. Bu çok önemli. Evet. Ayrıca hafta sonu itibariyle de Allah kısmet ederse, bir sorun çıkmazsa, hafta sonu itibariyle gezici store otobüsümüz de çıkıyor. Maç günleri gelecek. Diğer günler işte atıyorum bir gün Kızılay'da, işte bir gün Keçören'de, yani işte Etlik'te, Çayyolu'nda, yani Ankara'nın potansiyeli neresiyse oralarda bizim otobüslerimiz olacak, duracak, bekleyecek, satış yapacak. Bir de tabii önemli konulardan biri, internetten satış var mı yok mu? Olacak. Şimdi onun sistemi hazırlanıyor. En geç önümüzdeki hafta içerisinde internet satışlarımız da başlayacak. Çok teşekkür ederiz Sümeyye Hanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.